Peki. Keçiye emzirildiği söylenir. Yasaklı gerçi, siz çekiyor musunuz ama? Yasak mı? Yok yok. Ne? Önce bir amca vardı, yaşlı bir amca, bir şeyler anlattı. Görevliye de sordum, internetten de biraz araştırdım. Buranın tam ne zaman yapıldığı ve adı bilinmiyor ve 8. yüzyıla dayandığı söyleniyor yapılışı. Karşıdaki duvara da sordum. Döküldüğü ya da çalındığı konusunda bazı efsaneler var. İşte onlardan bahsettiler. Ya dökülmüş ya çalınmış. Ama motifler neden bu kadar güzel derseniz 1960'larda bunlar onarım görmüş. Tekrar resmedilmiş, ortaya çıkarılmış. Burada havariler var. Görüyorsunuz havarileri. Üste de İsa var. Asıl buradaki en güzel yapı bence şu bir çukura çizilmiş. Meryem ile çocuk İsa. Ve Meryem gülüyor arkadaşlar. Bunları şöyle bir yaklaştırayım sizin için. İsa'nın vaftiziyle ilgili orada motifler var. Onlar çok dikkat çekiyor. Bir sürü hayvan figürü var bir de. Bunlar da çok net bir şekilde görülüyor. Çünkü dediğim gibi 1960'larda tekrar üstlerinden gidilmiş diyebiliriz bunlar için. Bir de internette okudum, onu bulamadım. Mikail ile Gabriel meleklerinin arasında bir çizim yeri varmış ama onu çok gezdim, tamamen öyle bir çizim göremedim. Hemen burada da yüzü silik, net olmayan yine bir İsa figürü var. Elinin birini aynen böyle yapmış, diğerinde de sanırım bir şey tutuyor. Elinde bir şey var, öyle bir çizim var. Böyle dehlizler, tüneller, bir sürü oda var içeride. Buraya da para atmışlar. Bakın 8 metre falan var yanlış bilmiyorsam. Bilmiyorum, görünüyor mu aşağısı ama inanılmaz soğuk olduğunu söylediler oranın. Oraya ineceğiz. Çok dar bir yolu var. Hep beraber gidelim. Bu arada burada bir taş var yuvarlak. Görünmüyordu belki ama. Bu da güvenlik açısından olabilir. İnsanların kapıyı kapatıp geçmesini engellemek için. Ağır, sert bir taş. Ya buraya hiç güvenlikle ilgili bir şey yapmamışlar. Zaten buraya düşman da girer. Evet, bir kat aşağıya indik sayılır. Burası şu an çok soğuk oldu, değil mi? Çok soğuk şu an. Soğuk. Bir tane daha inelim hadi. Ha şey burada. Paraların atıldığı yer burası. Abi inelim, gözünü seveyim. İyi para var burada. Bir de yabancı para çok duruyor. Evet. Burada hayvanlar da girmiş buraya. Aa, ağzından buhar çıkıyor. Ha, ne kadar soğuk olduğunu bilmiyorum, görebiliyor musun? Bak. Bak, insanlar kadar bizim hayvanlarımız da buraya ziyaret ediyor arkadaşlar. Bu yazıların eski olduğunu düşünmeyin. Fatih yazmış, işte bir şeyler yazmış, bakın. Ya gerçekten çok soğukmuş ya. Burası dışarısı 40 dereceyken bile burası 5 derece falan oluyormuş. Dediğim gibi duvarlar hep, bakın bizim insanımız gelmiş buraya. Daha yeni, taze arkadaşlar. Adını kazımış. Dolu bir yazı. Hadi şimdi yukarı çıkalım tekrar. Burada şey var yalnız, kilo sınırı var. Yani belli bir kilonun üstü buradan geçemez. Burada da manastırın tepeden, yani avlusunun tepeden görünümü var. Biraz yükseğe çıktık yine. Çok iyi.